90 aydır buradayız. 90 aydır gelemeyen herkesin de ruhunun burada olduğuna, kalbinin burada attığına inanıyorum. 90 ay dile kolay, her ay bunu tekrarlıyoruz belki ama gerçekten bir ülke düşünün, bu ülkedeki katliamları düşünün ve bu ülkede 90 aydır katliamlarla ilgili hiçbir şey yapılmayan bir iradeyi, konjektürü bir kenara bırakın. Aileleri olarak canla başla ölmekten bile korkarak daha çok mücadele edip, daha fazla emek harcayıp, daha fazla bu süreci bir adım daha ileriye taşıtmaya çalışan insanlar olarak gerçekten 90 aydır bir cenderenin içindeyiz deyim yerindeyse. Her ay birbirinin tekrarı şeyler söyleyip aslında her ay bir bu sürece dair protestolarımızı yapıyoruz anma süreçlerinde. Belki bunun en büyük katkısı bu protestoların her ay takvime, her ay kayıtlara düşüyor olması. Gerçekten yine seçim dönemindeyiz, az önce arkadaşımız bahsetti. Seçim arifesinde olmanın getirdiği tedirginlikle aslında anmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Çünkü seçim arifesinde olmanın ne demek olduğunu çok yakından bilen insanlarız biz. İki seçim döneminde 2015 yılındaki yüzlerce insanın, onlarca insanın artık hayatının hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağı bir yol ayrımına gelen onlarca şey yaşadık iki seçim döneminde. Ama hiç kimse çıkıp da 2015 yılında neler yaşandığına dair açıklıkla, yüreklilikle bir şey söylemedi. Yeri geldiğinde çok iyi seçim malzemesi yapılan, İşte iki seçim döneminde olanları anlatırsam yer yerinden yıkılır, herkes ayağa kalkar ve bu büyük, herkes açısından çok büyük bir infial etkisi yaratır diyen insanların bugün seçim siyasetlerinde çok da iyi yol kat ettiklerini görüyoruz. Ama sevgili ailem, sevgili arkadaşlar, 90 aydır biz hiçbir şekilde bir adım ilerleyememenin getirdiği üzüntüyle yine bunları söylerken yine olay mahallinde, yine katliam mahallinde buluyoruz kendimizi. Gerçekten şunu anlayamıyorum. 90 aydır bir katliama dair onca çabaya, onca talebe, onca delile, klasörlere saklanmasına rağmen, gizlenmesine rağmen, bulunan bir şekilde kayıtlar alınan delillere rağmen bir katliama dair gerçek sorumluların yargılandığı, gerçek faillerin ortaya koyulduğu bir sürecin işletilmemesi bu ülkenin en büyük ayıplarından biri olarak karşımızda duruyor. Şimdi hiç kimse bizi yeni seçimlere ikna etmeye kalkışmasın. Hiç kimse bize yeni vaatlerde bulunmaya da kalkışmasın. Biz vaatlerde değil, bu ülkenin üzerine düşen bir görev olan katliamların aydınlatılması, gerçek faillerin ortaya çıkartılmasına dair o gün verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Biz gözümüzün yaşıyla 1 Kasım seçimlerine gidip oy veren insanlar olarak, biz yasamızı da bir kenara bırakarak bu ülkedeki gerçek demokrasiye, gerçek hakka, emeğe sahip çıkan ve gerçekten barış temenni eden insanlar olarak, üzerine düşen her şeyi yapmış insanlar olarak bize verilen sözlerin artık tutulacağı günlerin gelmesini diliyoruz. Bu dilek basit kişisel acılarımıza ve kişisel duygularımıza yönelik, bunların tatminine yönelik şeyler değil. Bu ülkede 10 Ekim katliamının aydınlatılmaması demek, bu ülkede hiç kimsenin can güvenliği noktasında gerçek adaletle buluşamayacağı anlamına geliyor. Bugün yarın hepimizin katledilebileceği, potansiyel olarak bizden vazgeçilen bir sistemden doğru yaşam hakkımızı savunmanın karşılığında 90 aydır bu çileyi çeke çeke geliyoruz arkadaşlar. Ve bizim de söyleyecek sözümüz, bizim de söyleyeceğimiz şeyler olduğunu da herkesin bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz ki her zaman eksikliklerle, her zaman birçok hatalarla, belki de ihmallerle diyelim, bu süreçte en çok unutulan, yok sayılan, göz ardı edilen insanlardan ya da bu yüzyılın mağdurlarından, maktullerinden biri olmaya aslında biraz da sistemden dolayı devam ediyoruz. Sistemin değişeceği umudunun bile sizin üzerinizdeki etkinin çok çok farkındayım. Ama bu sistemin değişeceğine dair umutların da bu katliamlar yok sayılarak değil,
asıl bu katliamlarla yüzleşilerek gerçek faillerin ortaya çıkartılmasına dair bütün çabanın ortaya koyulduğunu gördüğümüzde ancak bir şeyler değişecek. Bu yüzden önümüzdeki günlerde bize çok şey düşüyor arkadaşlar. Nasıl ki biz her ayın 10'unda gelip bu katliam sürecinde olmayan anıta, olmayan aslında olan belediye meclisi kararlarına rağmen buradan geçen alelade bir teneke, sembolik teneke menşeli bir anıta rağmen biz buraya geliyoruz ama buranın yok sayılıyor olması, Ankara'nın göbeğinde patlatılan bombaların yok sayılıyor olması, bu ülkenin 3 gün yas ilan ettikten sonra bu ailelerin acısına dahi, anma süreçlerinde dahi tolerans göstermediği bir noktada artık bunların, bu süreçlerin tek tek hesaplaşma sürecinde ortaya dökülmesi gerekiyor. Bu yüzden biz de bize baharlar gelsin istiyoruz arkadaşlar. Nisan ayında baharı getiremedik. Hiçbir 90 aydır hiç gelmeyen bir baharla karşı karşıyayız. Herkesin nasıl ki hakkıysa bizim de baharla buluşmamız, baharı karşılamamız bizim de en doğal hakkımız. Bu yüzden kuru vaatlere de karnımız tok. 90 aydır bir şeylerin değişmesi umuduyla acı çeke çeke, deyim yerindeyse iğneyle kuyu kaza kaza geldik bu noktalara. Adalet mücadelemiz noktasında biz radikal, olağanüstü gelişmeler olsun istiyoruz. Bir gecede bütün failler önümüze koyulsun istiyoruz. Bunlar mümkün ve bu sürece dahil tepeden tırnağa, iğneden iple kimin dahli varsa bu katliam sürecine her birinin tek tek getirildiği, her birinin bize fail olarak ortaya koyulduğu ve gerçek adalet duygusuyla, gerçek cezalandırma düşüncesiyle de tek tek yargılanıldığı, yargılatıldığı günlerin gelmesi hayaliyle yaşıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Haziran ayında duruşmamız, 10 Ekim ceza yargılaması 4. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde devam ediyor. O dosyada da pek çok şeyin değişeceğini, o dosyada da yarım yamalak, deyim yerindeyse süresi belirlenmiş, 10 celseden sonra tutuklu faillerle ilgili hemen cezalandırmaya geçen, bütün taleplerin reddedildiği, hiçbir talebin görülmediği, biz ne desek, biz katılanlar olarak neyi talep etsek derhal reddedilen süreçlerin de biteceği günlerin geleceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Ve Haziran ayındaki duruşmamız da seçimden sonraya gelecek. Ve Haziran ayındaki duruşmamızda çok şeyin değişeceğine dair umutlarımızın da var olduğunu söylemek istiyorum.